Önceki videoda buradaki rassal değişken x'i tanımladık. x ayrık bir rassal değişken. Sadece sınırlı sayıda değer alabiliyor ve ben bunu bir haftada yapabileceğim antrenman sayısı olarak tanımladım. Rassal değişkenimiz x'in beklenen değerini ya da başka bir deyişle x'in ortalamasını da hesapladık. Ve ortalamayı gösterirken popülasyon ortalaması için kullandığımız Yunanca mü harfini kullandık. Bunu hesaplamak için tek yaptığımız sonuçların olasılıklarına göre ağırlıklı toplamını almaktı. Böyle bir olasılık dağılımına sahip olan bu rassal değişken için beklenen değeri yani ortalamayı 2,1 olarak bulduk. Bu videoda ise dağılımı ölçmek için bu konuyu biraz daha açacağız. Yani bu rassal değişkenin varyansının ne olduğunu düşüneceğiz ve sonra da bunun karekökünü alarak standart sapmanın ne olduğunu bulacağız. Bunu yapmak için geçmişte varyansı hesaplarken kullandığımıza paralel bir yol izleyeceğiz. Rastsal değişken x'in varyansını hesaplamak için her sonuç ile ortalamanın farkını alıp o farkın karesini alacağız ve sonra da onu, o sonucun olasılığı ile çarpacağız. Örneğin bu ilk veri noktası için 0 eksi 2 virgül 1'in karesi çarpı 0 elde etme olasılığı yani çarpı 0 virgül 1 diyeceğiz. Ardından bir sonrakine geçip artı 1 eksi 2 virgül 1'in karesi çarpı 1 elde etme olasılığı yani çarpı 0 virgül 15 yazacağız. Sonra artı 2 eksi 2 virgül 1'in karesi çarpı 2 elde etme olasılığı yani 0 virgül 4 diyeceğiz. Sonra artı 3 eksi 2 virgül 1'in karesi çarpı 0 virgül 25 yazacağız ve son olarak da artı 4 eksi 2 virgül 1'in karesi çarpı 0 virgül 1 yazacağız. Tekrarlarsak her sonuç ile ortalama arasındaki farkın karesini alıyoruz ve sonucun olasılığı ile bunu çarpıyoruz. İşleme geçersek, burası eksi 2,1'in karesi olacak ki, bu da aslında artı 2,1'in karesi ile aynı şey. O yüzden bunu 2,1'in karesi olarak yazacağım ve çarpı 0,1 diyeceğim. Evet, bu ilk terimimiz. Sonra artı deyip, ikinci terimi yazalım. 1 eksi 2,1, eksi 1,1 eder. Bunun karesini alacağız ki, o da artı 1,1'in karesi ile aynı şey olacak. O o yüzden 1,1'in karesi diye yazıyorum ve bunu da 0,15 ile çarpıyorum. Üçüncü terimde bu kısmın yani 2 eksi 2,1'in sonucu eksi 0,1 karesini aldığımızda 0,01'e eşit olacak. Eksi 0,1 çarpı eksi 0,1 dediğimizde sonuç 0,01'dir. Yanına da çarpı 0,4 yazıyoruz. Sonra buranın sonucu da 0.9'un karesi olacak ki o da 0.81'e eşit değil mi? Bununla da 0.25'i çarpıyoruz. Neredeyse bitirdik. Son olarak burada da artı 1.9'un karesi çarpı 0. 1 diyeceğiz ve hesapla dediğimizde 1,19 evet 1,19 cevabına ulaşıyoruz. Yani bütün bu işlemin sonucu 1,19'a eşit. Şimdi eğer bu rassal değişkenin standart sapmasını bulmak istiyorsak bunu Yunan harfi sigma ile belirteceğiz ve x rassal değişkeninin standart sapması varyansın kare köküne yani kare kök 1,19'a eşit oluyor. Hesap makinesini tekrar açalım. Evet, 1,19'un kare kökünü hesaplayacağız. Bakalım neymiş. Yaklaşık olarak 1,09 diyebiliriz, değil mi? Evet, yaklaşık olarak 1,09'a eşittir. Şimdi bir bakalım bu mantıklı mı? Bunların hepsini bir sayı doğrusuna yerleştirelim. Evet, 0, 1, 2. 3 ve 4 şeklinde sonuçlarımız var. 0 elde etme şansımız yüzde 10. Bunu şu şekilde çizeceğim. Farz edelim ki bu yüzde 10'a denk gelen yükseklik olsun. Bir elde etme şansımız 15. Yani bunun yüksekliği öncekinin bir buçuk katı olacak. Yaklaşık olarak şöyle diyebiliriz. Evet, iki elde etme şansı 40. Bu da böyle bir şey olacak. Evet, iki elde etme şansı 40. 3 elde etme şansı 25. Evet onu da şöyle çiziyorum ve 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 4 elde etme şansı da yüzde 10. Bunu da böyle ekleyelim. İşte bu çizim. Buradaki ayrık olasılık dağılımının görselleştirilmiş hali. Dikey ekseni çizmedim ama burası 0,1, bu 0,15, bu 0,25 ve bu da 0,4'e denk geliyor. Ortalamanın 2,1 olduğunu bulmuştuk. Onu da sayı doğrusuna ekleyelim. Ortalamanın 2,1 olması gayet mantıklı görünüyor. Bu rassal değişken yalnızca tam sayı olan değerleri alabiliyor olsa bile tam sayı olmayan bir ortalama çıkması mümkündür. Standart standart sapmanın da 1,09 olduğunu bulduk. Ortalamanın 1,09 kadar üstüne çıkarsak, 3,2'ye ortalamanın 1,09 kadar altına inersek de 1'e e yaklaşırız. Tüm bunlar en azından sezgisel olarak mantıklı geliyor. Bu ortalama buradaki dağılımın merkezi eğiliminin göstergesi gibi duruyor. Standart sapmada dağılıma dair iyi bir ölçüt sunuyor gibi görünüyor.